Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. 30 yıllık süre içerisinde iki kez Spor Bakanlığı'nı da yapan biri olarak Spor Federasyonu'nu da bu gezilerin içerisine koymayı doğru olandır diye düşünüyorum. Olabilecekleri söylüyorum. Bugün de Futbol Federasyonu üzerinden aslında tüm spor jenerasyonuna verebileceğim tek mesaj 4-5 yıl önce yapmak istediğim ama o dönem maliyeden para çıkaramadığım için yapamadığımız spor ambargosunun uluslararası hukuk yoluyla insan hakları mahkemesine taşınmasını sağlamak. Bu mümkündür. Barcelona'nın başkanını bulmuştum o dönem. Hukuk bürosu olan spor davalarında bayağı ünlü bir hukuk bürosunun sahibi. Bir de şey almıştım kendisinden, kaça götürürsün bize bu işi diye. Söylediği rakam evet yüksekti ama elde edebileceğimiz şey kazanım çok çok büyüktü. Bunu bu Cumhurbaşkanlığı döneminde kazanmam halinde mutlaka hayata geçireceğim bir şey olarak söz veriyorum. Kazanır mıyız, kazanmaz mıyız bilmem ama böylesi bir dava vasıtasıyla bütün dünyaya en doğal hakkımız olan, insan hakkımız olan aslında spor yapma özgürlüğümüzün elimizden hangi nedenlerle neden alındığını duyurabiliriz. Bence kazanabiliriz ama mahkemelerin aklına sır ermez. Başka bir karar da çıkabilir. Bu nedenle bu çıktığım yolda sizlerin desteğini de talep ediyorum. Yıllardır hedeflediğim, yapamadığım bir şeydi, yaptıramadığım bir şeydi. Bu dönem bunu başaralım. İkili koalisyon, dörtlü koalisyondan önce başlayan federasyonlara yönelik yeni bir uygulama dönemine girmiştik. Maliye olarak ayırdığımız bütçe kendi koşullarımızda bayağı iyiydi. Bunu daha ileriye götürebilmek mümkün mü? Elbette mümkün. Ama aynı vizyona sahip, aynı görüşü paylaşan insanlarla hareket etmekle mümkün olacak. Ve kendi içimizdeki dağınıklığı toparlamakla mümkün olabilecek şeyler bunlar. Ve bunları başarabileceğime inanırım. Yıllar içinde hepinizde yakın mesaimiz oldu. Aklıma taktığım bir şeyi korkusuzca üstüne yürüdüğümü bilenlerdensiniz. Şimdi o yönden hareket edebilmek adına sizden destek istiyorum. Onun için geldim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Federasyonumuzu ziyaret ettiniz. Serdar Bey, bu ülkenin sadece bana göre değil, herkese göre hemen hemen aynıdır. En tecrübeli, en bilgili, bilgi birikimi en yüksek siyasetçilerinden bir tanesidir şu anda parlamentoda da. Tabii ki ülkemizin böyle bilgili, bilgi birikimine ihtiyacı olan siyasetçilere her zaman ihtiyacı vardır. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çıktığınız yollara başarılar dileriz. Sağ olasın.